1972 yılında Tokat'ta dünyaya gelen, evli ve iki kız çocuğu babası olan iş adamı Mustafa Acar, sizlerin desteğiyle ülkemiz insanına hayırlı işleri büyük projelerle hayata geçirmek için yola çıkıyor. Mustafa Acar, 1972 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. İlkokulu Nişancı Mehmet Paşa İlkokulu'nda, orta ve liseyi Ahmet Rasim Bey Liselerinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdikten sonra profesyonel iş hayatına atıldı. Aile kültürünün gereği olarak eğitimi boyunca hem çalışma yaşamını hem de sosyal faaliyetlerini birlikte yürüttü. Tokatlı olması sebebiyle hizmetlerini ilin dernek ve vakıfları aracılığıyla yöresel olarak da devam ettiriyor. Gece gündüz demeden daha geniş platformlarda çalışmak için siyasete girdi. Biz şu ana kadar iş hayatımızda bütün zorluklara göğüs gererek bugünkü yaşadığımız başarıları elde ettik. Dolayısıyla aynı başarıları milletimize hizmet etme noktasında da gerçekleştirmek için bir yola giriştik. Milletime bir borcum olduğunu düşünüyorum. İş hayatımızdaki bu yakaladığımız sinerjiyi, bu yakaladığımız uluslararası başarıyı niye ülkemiz insanına da yansıtmayalım bu ışığı? Artık siyaset boş adam işi değil, rant işi değil. Ben halka hizmeti anlatmak için yola çıktım. Memleketimiz aşkına herkesi birlik ve beraberliğe çağırıyorum. Bütün milletime seslendiğim gibi Tokatlı hemşerilerime de sesleniyorum. Artık güçlü olmamızın zamanı gelmiştir. Siyasetin gerekliliğini gerçekten yerine getirecek, özveride bulunacak temsilcilere milletimiz gerçek değerini verecektir. Ben inanıyorum ki yüce milletimiz temiz düşüncelerle yola çıkan genç beyini hak ettiği yere getirecektir. O şirketlerini sürekli krizler içinde boğuşarak bugünlere getirdi. Ülkemizin de tıpkı başarılı şirketler gibi yönetilerek daha ileriye götüreceğine inanıyor. Bir şeyleri talep etmeden onu hak edecek çalışmalar yapmanın gerektiğine inanıyorum. Kurduğum cvtakip.com sitemiz iş arayanlara ve işçi arayanları buluşturmaktadır. Bu yapacağımız çalışmaların ilk küçük adımıdır. Tokatlıları buluşturduğum dayanışma gecelerinde binlerce vatandaşımdan ve hemşerilerimden gördüğüm destekle yola çıkmış bulunuyorum. Sizlere inancım tamdır. Biliyorum ki bana çalışmam için görev vereceksiniz. Hak etmeden alınacak başarılı sonuçlar insanı belki bir makama taşıyabilir. Ama gerçekte bu önemli değildir. Önemli olan milletimizin gözünde bir yere gelebilmektir. Herkesin işinin olmasına, gelirinin olmasına, özgür olmasına, adaleti istemeye, mutlu olmaya hakkı vardır. Ailemden hiç kimse siyasetle uğraşmadı. Neden AK Parti? AK Parti çok geniş kesimleri kapsayan, konuştuklarıyla uyguladıkları %99 örtüşen bir siyasi parti olduğunu düşünüyorum. Siyasette çok daha büyük başarılara imza atma noktasında, büyüklerimizden öğrendiklerimizin yanına bir şeyler ekleme noktasında artarak devam edecek bu heyecanımız inşallah. Şunu söylemek istiyorum. AK Parti teşkilatı gerçekten çok muazzam bir çalışma içerisinde. Çok ciddi bir teşkilatlanma yapısı var. Bütün çalışma arkadaşlarım aday olsun veya olmasın. Bunun altını özellikle çiziyorum. Kenetlenerek, birlik ve beraberliğimizden bir şey kaybetmeden çalışmalarımızı sürdürmeliyiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla adaylık noktasında herkesin içinden mutlaka bir vekillik geçer, aday olma geçer, bir belediye başkanlığı geçer ama bunlar olmadığında çalışmalara ara verilsin kesinlikle istemiyorum.
birlik ve beraberlikten hiçbir şey kaybetmeden, tam tersine aday olan arkadaşlarımızla gücümüzü ve enerjimizi birleştirerek bu çalışmalarımızı sürdürmeliyiz diye düşünüyorum. Ve herkesin yolu açık olsun inşallah.